bazı videolar düştü. Bir videoda bu isyancı grup Türk askerlerinin yanına kadar geliyorlar. Türk askerleri de işte büyük ihtimalle özel harekatçılar da olabilir onlar. Sebebi ne biliyor böyle, musun bunu? Böyle, hani böyle ellerine silahla böyle işte onlar da tedirgin bir şekilde bekliyorlar. Sakin olun falan diyorlar. Ve oraya gelen o Suriyeli isyancıların cümlesi çok tuhaf, dikkat. Diyor ki, ondan diyorum olayların aslında sadece Kayseri ile ilgisi yok. İyi okumamız gerekiyor. Kayseri sadece bahane. Abi Kayseri bahane abi, bunları işte anlat. Şunu diyorum. Şimdi anlatacağım. Şimdi anlatacağım. Adam diyor ki, video çekiyor, diyor ki siz diyor bizi Esad'a sattınız. Biz de sizi PKK'ya mı satalım şeklinde tehdit var. Şimdi şunu diyorum. Şimdi siz bizi sattınız. Ya şunu diyor. Ya ülkede Suriye ile ilgili bir referandum mu oldu abi? Bu hükümet oraya girdi. Orada ne oldu? Bakın ya, bir habercilik faaliyet yapmamız lazım şu an. Orada bir şeyler olmuş ki bu adam diyor ki işte Erdoğan Esad'la görüşebiliriz. Erdoğan Esad'ın ailesiyle görüşebiliriz dedikten sonra oluyor bunlar. Bu daha önce de oldu. 10 kere bunu söyledik yayının başında. Abi nasıl bir bataklıktır bu? Hakikaten Ferit, yani. Ferit. Yani bak, ne yaptık abi orada? Türk abi, Türk halkının şu an %90'ı eminim o dediğin gibi klasik böyle şeriatçı ümmetçiler hariç. Bizim askerimizin niye orada olduğumuzu hala anlamadık ya. Ferit. Neden? Ne oluyor orada yani? Evet. Zaman zaman Recep Tayyip Erdoğan Suriye'nin siyasi bütünlüğünün, toprak bütünlüğünün arkasındayız diye laflar ediyor. Ona rağmen Batılı koalisyonun Suriye'den çekildikten sonra o eğit donat faaliyetlerini yürüten Türkiye, Batılılar oradan çekildikten sonra İdlib'de toplam nüfusları 4 milyonu bulan cihatçı kesimler, cihatçı İslami cihatçıları hem silahlandırdı, hem maaşlarını ödedi. Esad rejimine karşı müthiş bir savaş kan davası var aralarında. Aralarında kan davası var. Bu arada maaş dedin de çok özür dilerim. Orada PTT bölgeleri var şu anda. O Azize 5-6 tane bölgede. PTT bölgelerine bile şey yapmışlar şu anda. Saldırı ve baskı var oralara. Onu da söyleyelim yani. Güzel kardeşim, fotoğrafları göster. Bir tarafta ÖSE bayrağı, bir tarafta Türk bayrağının olduğu bulvarlar var. Türk bayraklarının hepsini darmaduman etmişler, yırtmışlar hepsini. Şimdi biz de Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi egemenliğine saygı duyuyoruz dememize rağmen kendi elimizde yarattığımız problem kapsamında kendi elimizle oradaki IŞİD'ci veya diğer İslami cihatçı grupların Şam rejimiyle, Esad rejimiyle senelerdir kan davası haline gelmiş mücadelesinden sonra Putin'in de araya girmesi sonucu Esad'ın Türkiye ile masaya oturacağı bilgisi zaman zaman gündeme düşünce oradaki cihatçı gruplar Türkiye bizi satıyor diye ortaya çıkıyor. Ne demek satıyor? Satıyor şu demek. Esad'la Türkiye oturup anlaşırsa cihatçı gruplar olarak senelerdir savaştığımız Esad rejimi bizi darma duman eder. Bizi buralarda yaşatmaz, hepimizi cezalandırır diye 2 sene önce hatırlayın bu IŞİD grupları veya El Tahrir grubu filan gibi cihatçı örgütler Türk sınırına yürüdüler. Türk sınırına yürüdüler. Yani bu sığınmacılar gibi sadece demografik bir problem veya bir nüfus işgali değil. Bunlar silahlı, külahlı adamlar. Sayıları da çok müthiş sayıları var. Adlarını da biz uydurduk. Özgür Suriye Ordusu. Özgür Suriye Ordusu'nda bir seküler gruplar var, muhalifler var. Bir de ağırlıklı grup. Bu cihatçı kesimler var. Şimdi bunlar hepimizin başına bela. Bir tarafta Suriye'nin kuzeyinde Rojava bölgesinde bir yapay Kürt devleti oluşturulmaya çalışılıyor. İdlib bölgesinde de kan davası haline gelmiş rejimle çatışan Türkiye'nin desteklediği gruplar Esad'la buluşmamızı, konuyu çözmemizi bile engelleyecek bir şekilde ipotek halinde, Türk dış politikasına ipotek koyacak durumdalar.
olayın aslı bu, özü bu. Ve Esad Türkiye ile görüşmek için bir sürü şart öne sürüyordu. Herkes hatırlasın. Ön şartları vardı. Topraklarımızdan çekilmeden masaya oturmayız filan gibi. Araya Putin'in girmesi sonucu, Putin'in de başka hesabı var. Putin de Türkiye'yi Suriye'de İdlib ve Esad rejimi yoluyla ABD'ye karşı Rusya-Ukrayna savaşındaki konumunu zorlamak için onun da attığı adımlar var. Kitleler böyle bir şeydir. Recep Tayyip Erdoğan en son seçimde Kayseri'den Cumhurbaşkanı seçiminde %67 oy aldı. Ama dün o kitle psikolojisiyle o artık bu tırmanmış gerilim sonrası Erdoğan istifa sloganları atılıyordu dün Kayseri'de. Cumhurbaşkanı da kendi yapıp ettikleri bu 2011'den itibaren yaptıklarını sanki muhalefet yapıyormuş gibi Kayseri'deki olayları muhalefete yıkmaya, ciro etmeye kalktı. Yani öyle bir teflon tava gibiler ki hiçbir sorumluluğu üzerlerine almıyorlar. Hiçbir sorumluluğu. Hatırla, bu sığınmacılar konusunda en sert tavır gösteren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ var. O bile dün sokağa çıkmayın diye serinkanlılık tavsiyesinde bulundu. Ha diyeceksin ki bu meseleyi bu kadar köpürttükten sonra bu tür tavsiyeler ne kadar işe yarar, ama muhalefet, en kabahatsiz unsurlar muhalefettir. Tek başına Suriye politikası dış politikada çuvallamamızı, bir tarafta Amerika'yla öbür tarafta Rusya'yla karşı karşıya kaldığımız ve beka meselesi ise eğer gerçek anlamda bir güvenlik tehdidiyle muhatap olduğumuz bir bataklık haline geldi bizim için. Kimse de çıkıp özür diliyorum, hata yaptık, yanlış yaptık ve şöyle çözeceğiz de demiyor. Düşünebiliyor musun? 8-10 milyon içeride demografik bir işgale uğramışız. Türk sanayini, sözde Türk, kocaman anlı şanlı Türk sanayini kölelik ücretleriyle ayakta tutmaya çalışan bir iktidar var bir taraftan, öbür taraftan da sözde Suriye rejimini yıkacaktık, Emevi Camii'nde de namaz kılacaktık diye bir hülyaya kapılmış, gerçeklik algısını kaybetmiş bir ekipten bahsediyoruz. Karşılaştığımız problem, şimdi Kayseri veya Konya veya Gaziantep, Kilis veya Mersin, buralardaki olayları hadi sükunetle, milletin serin kanlı tavrıyla hallettik diyelim. Sevgili kardeşim, hepimiz bunu çok iyi biliyoruz ki bir sosyal bünyenizde problem varsa, o gerilimlerde tırmandıysa buna hem içeriden hem dışarıdan birileri parmak sokar. Birileri iktidar devşirmek için, birileri iktidar terbiye etmek için, birileri oralardan siyasal sonuçlar çıkarmak için veya size bir takım dayatmalarda bulunmak için herkes hem içeriden hem dışarıdan bu unsurlar kullanışlı hale geldiği için çok kolay bir şekilde kullanırlar. Şimdi sosyal medyaya şöyle bakıyorum, bir olaylarla ilgili kimler ne diyor, yorumlar ne oluyor falan şeklinde sevgili seyirciler. Şimdi hükümete yakın bazı isimler de var. Bu olaylar karşısında tabii ki Suriye'ye kızıyorlar. Ve kızarken de şöyle bir cümle kullanıyorlar. Bakın ben de şimdi onlara kızacağım ama. Kızacağım. Diyorlar ki besle kargayı oysun gözünü diye. Ya kardeşim, kargayı niye beslediniz? Bir onun bir hesabını verin bakayım yani. Kargayı niye beslediniz? Niye? Ben mesela bunu anlamadım. Ben bilmiyorum bunu ya. Bir haberci olarak bana bunun cevabını ver. O tweet'i atan onlar kendini biliyorlar abi. O AK Parti'ye yakın bazı gazeteciler, milletvekilleri attıkları besle kargayı oysun gözünü. Kardeşim, kargayı beslediysen bana mı sordun? Karga niye beslendi? Niye? Niye kargayı besledik kardeşim? Kargayı niye besledik kardeşim? Yani Suriye'ye yani, demokrasi getirmek istemişim. Abi senin gözünü oysun, benim değil. Mehmetçiğin gözünü oymasın, senin gözünü oysun. Ferit, bunu, ama bak, biz bunları konuşurken de dikkatli olalım. Hem bu hatayı yapanlar, Türk tarihinin belki de veya Türk dış politikasının en vahim hatalarını yapanlar, tuhaf çelişkiye bakın ki bayrağımızın yırtılmasına, yakılmasına bizler de en hassas olanlar kadar biz de duyarlıyız. Ancak
bu hataları yapanların bayrak yakılması, bayrak yırtılmasından yeni bir hamaset, yeni bir siyasal sonuç devşirmelerine de izin vermemek lazım. O gaza da gelmemek lazım. Yani hem yangını çıkar hem de itfaiyeci rolü oynama rolünü bunlara vermemek lazım. Bak sevgili milletim, ey milletim, bu kadar vahim hataları yapanlar dikkat buyurun. Ağırlıklı olarak vatan, millet, bayrak, Türklük, Türk bayrağı kavramlarıyla da yeni bir meşruiyet devşirmek peşinde olacaklar. Buna da dikkat edelim. Biz bayrağımıza da, milletimize de, ülkemize de sahip çıkar, sahiplenir, hassasiyet gösteririz ama kundakçıların itfaiyeci rolü oynamasına izin vermeyin, lütfen vermeyin. Verdikçe tahkim edeceksiniz bunları. Verdikçe bunların haklı oldukları gibi bir kanaati veya buradan bir siyasal sonuç devşirmelerine izin vermiş olacağız. Dolayısıyla bak Ferit, farkında mısın? En hassas olduğumuz konularda bile yine de serin kanlılık tavsiye etmek bizlere düşüyor. Bu millet bizim milletimiz, bu ülke bizim ülkemiz. Dolayısıyla burada bir sosyal karışıklık çıkması, uluslararası bir probleme dönüşmesi ve uluslararası problemlerin iç işlerimize karışması anlamındaki unsurlara da, faktörlere de, olaylara da yine bizlerin engel olması lazım. Düşünebiliyor musun? Bir hükümet bu kadar büyük yanlışları, vahim yanlışları yapıyor. O yanlışların sonucundan arınma çağrısı, ondan korunma çağrısı da muhalif olan bizlere düşüyor.